Evet arkadaşlar, sabah saat 8. Hamurum olmuş şahane. Onu bir defa daha yumruklayacağım şimdi. Yani yoğuracağım. Sonra da parçalayacağım. Hamuru ne kadar yoğuruyorsunuz o kadar güzel oluyor. Şimdi bakalım, kolay gelsin. Hamuru toparlayalım. Şöyle hafif unla. Kalmış öyle bir şey varsa. Evet arkadaşlar, bu benim mayalığım kaldı. Bir dahaki defa bununla yapacağım. Kurutacağım onu. Ne zaman yaparsam 2-3-5 gün sonra. Neyse, bunlar da bahçeye gidecek. Kara fırına inşallah girecek. Ve şöyle götürüyorum, kolaylık olsun diye. Evet, köye gidiyoruz. Köy yolları köpek dolu. Biraz köy manzarası, yol, tarla manzarası göstereyim arkadaşlara. Trakya'nın ovalarını. Trakya'nın tarlaları çok verimli. Ovalar geniş. Köy halkı zengin. En garibanı köyde biziz. Ama yine de şükür Allah'ımıza. Şehrin tam kenarında okul var. Kız Meslek Lisesi, Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi. Çok yeni oldu. Ama maalesef pandemiden dolayı bomboş okullar arkadaşlar. Havada bugün çok soğuk. Ama fırın inşallah gümbür gümbür yanacak. Evet. Biraz tarla manzarası devam edelim. Bakalım bugün ne işler yapacağız Hasan Efendi. Çok işimiz var. Bir tane orozum keseceğiz, tavukum keseceğiz. Ekmekleri pişireceğiz. Bahçeyi dolaşacağız. Odunlar kesilecek. Odunlar kesilecek. Fırın yanana kadar şimdi yarım saat, bir saat geçecek. Ama fırın yana dursun, biz diğer işleri yaparız. İnşallah. Güzel, hava da güzel. Evet, hava şükür güzel. Güneş var ama biraz soğuk. Bu güneş havada ne derlerdi bizde? Eşek öldüren havası değil mi? Eşek öldüren güneşi. Evet. Havada biraz sisli karşıda ama yollarımız da maşallah cam gibi. Belediye başkanlarımız çok çalışıyor. Amcanın yeri bulgur gibi olmuş. Bahçesi ne kadar bakımlı. Amcadan utanmamız lazım. 80'lik amca ama maşallah. Bizim buralarda hobi bahçeleri çok sık sık yapılmaya başladı. Özenti çok büyük. Allah olmayanları da versin. Burada da bu arkadaşlar, bu arkadaşlar yeni yaptı burasını. 300 tane de tavuk bakıyorlar. Allah bereketini versin. Olmayanlara da versin. İnşallah. Arkadaşlar, desteklerinizi bekliyorum. Abone olmanızı lütfediyorum. Millet şehre, biz köye. Fırın yana dursun arkadaşlar. Ben bir gideyim yumurtalı toplayayım. Oo, benim yine de iş çok bugün. Odunları kesecek. Ay yazık. Kartal kovaladı değil mi? Kartal kovaladı, koktu hayvanlar. Rüzgar her tarafı karıştırmış. Ha, şimdi. Oh. Oros sesi. Ah, korkudan, korkudan bağırıyor, korkudan. Ah kıyama. Oo, maşallah kız, ne kadar çalıştınız siz. Ah kıyamam, biri de daha ayakta yapmaya çalışıyor. Ah 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 ah. Maşallah. Maşallah, bir toplayalım bakalım. Ah 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 ah. Bak 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 bak. Bak, bu yumurtalı tazecik, sıcacık. Yaş daha yapış yapış, dışı sanki nişastalı böyle. Maşallah, Allah olmayana da versin. Çok merak ediyordum. Çok özeniyordum. Çocukluğuma geri döndüm. Köyde büyüdüm. Köyde doğdum, köyde büyüdüm. 40 senede şehirde yaşadım.
tekrar köy hayatı. Mersen biz özümüze dönmemiz gerekiyormuş. Maşallah. Şimdilik bu kadar. Daha öğlen yok. Akşama kadar neler olacak inşallah. Bakalım. Evet, fırınımız devam yanıyor. İnşallah kızacak bugün. Aslan Efendi kolay gelsin. Bu odunları fırınlık hazırlıyorsun değil mi? Evet. Sobalık. Evet. Sobalık. Sobalıklar burada. İyi, Allah razı olsun Üzeyir Hoca'dan. Kalın odunları vermiş bunları. Sobalık. Kuzine de yakacağız inşallah. Kızımız gelince fırında kestane pişirmeye, patates pişirmeye fırında. Ama buradan odunları da kedi dağıtmış. Oo, fare kuvalı arkaya her şeyi karıştırmış birbirine maşallah. Aktarmış hepsini. Ha, iyi yapmış. İş açmış, bize aylak kalmayalım. Kedoş. Hilka. Hilka öyle mi yaptın? Ah kıyamam ben sana. Öyle mi yaptın? Sarı kız. Sarı kız. Telefonu çalıyor. Benim mi? Hilka. Hilka. Aç seni, gidi seni. Evet arkadaşlar. Fırın yanı durursun. Biz bir seraya gireyim. Ben çok az bir kıvırcık tohumlarım vardı. Kıvırcık da değil de ne bunlar? Marul. Marulu ben çok seviyorum. Görünüşleri çok güzel. Böyle çok asil. Ama diyeceksiniz yiyecek insan var mı? Tabii ki iki kişiyiz. Üçüncü kişi Aydana'ya geliyor. Kızım İstanbul'dan. Burada rokalarım çok güzel büyümüş. Aslında kıvırcık tohumlarım yerli. Kendileri her sene ektiğim yerde çıkıyor. Dışarı iki kök ekiyorum. Dökülüyor. Çıkıyorlar. Tekrar ben onları buraya ekiyorum. Bu arada bunun tohumlarını da birazcık döktük. Gelenlere ikram edebileyim diye. Bahçeye geliyorlar. Boş gitmesinler. Burada da kuzu kulaklarım var. Onlar çok güzel bir yeşillik. Bizim yaşadığımız memleket soğuk memleketti. Öyle pek kış yeşilliği yoktu. Diyeceksiniz, çok mu yeşillik seviyordunuz? Yeşillik türlerini zaten sevmiyoruz. Bilmiyoruz. Tanımıyorduk. Spanağın dışında. Ha, pardon, biz labadanın dışında. Göçmenler bir labada bilir, bir de bay yaprağını bilir. Başka yeşillik bilmezler maalesef. Neredeyse yılbaşı geldi. Seranın içinde hala bak domateslerimiz döküldü kaldı ama yiyemiyoruz tabii, insan yok. Tekrar temizleyeceğiz inşallah. Arkadaşlar benim fırınım inşallah bugün kızacak. Ağır yeniyor. Odunlar yer, çok yağmur yağdı ya o sebepten dolayı. Fırın ön tarafı çok kolay kızıyor. Fakat arka tarafı çabuk kızmıyor. Daha çok önde yandığı için fırın. Diyeceksiniz çok mu fırın yakmayı biliyordum? Yok. Ben 60 yaşındayım. Memlekette daha ben 5 yaşındaydım. Çarşı fırınları başladı. Komünist bir ülkeden geldiğimiz için. Tabii ki öğrendim. Alıştım. Tecrübe yaptırıyor her şeyi. 8 senedir ekmek yapıyorum. Çok da severek yapıyorum. En sevdiğim işlerden biri bahçede. Bunlar tabii hep süpürmek istiyor. Bunları süpüreceğiz. Biraz ıspanak toplayayım. Biraz da taze soğan. Ispanaklarım ne kadar güzel. Tam böyle ince gibi. Bakar mısınız? Ne kadar güzel. Burada azıcık bebek ıspanak. Ama bunlar biraz tombul bebek olmuş ama çok körpeler. İnşallah yarın da bunları yemeğini yapacağız Allah'ın izniyle. Allah bereketini versin inşallah. Geldi. Bugün maşallahları var. Allah bereketini versin. Yiyenlere afiyet olsun. 3 tane arkadaş bekliyor sağ olsunlar. %100 ekşim ayağı. İddialıyım bu konuda. İnanmayan alsın ekmeğe tahlil yaptırsın. O kadar iddialıyım. Ben zeytinyağları alınca tahlil yaptırıyorum. Güvenmediğim için. Bunları da tahlil yaptırsınlar. Ufak mayalı ekmekleri de köy ekmeğe diye, ekşi ekmek diye inanmasınlar.
Azıcık koydum, çok koydum, yok öyle bir şey. Hiç koymayacaksınız arkadaş. O kadar kabarıyor ki. Aa, ben bu hamuru gece saat 1'de yoğurdum. Dün sabah da mayasını hazırladım. Altyapısını yaptım. Yani bu ekmekler 24 saati geçiyor sizin anlayacağınız. Olması için. Ama çok da şahane oluyor. Gir bakalım, gir, seni de pişirelim. Sonra hayvan severler ne yapacak, bizi gebertecekler ya. Gebertecekler ya. E biz günahsız ne yapacağız? Seni gidi seni, sarı kız seni. Arkadaşlar desteğinizi bekliyorum. Abone olmanızı bekliyorum. Daha sonra çok sürprizler geliyor. Çok değişik şeyler de olacak. Yaz mevsiminde inşallah. Bismillah. 7,5 kilo undan 1,5 kilodan 8 ekmek çıktı. Bir tane de yarımlık. Böyle ikramlık. Onu saymıyorum tabii. Allah her arzu edene nasip etsin. Böyle bahçe, kara fırın istekli olana. Bak cuma saati dua ediyorum. Herkese versin Allah. Bu ara çok sık yapar olduk ekmeği. Şükür Allah. Kesin. Evet, sonunda marulları ektim, örttüm. Bir ileri bir geri bir sürü bahçe işi var. Bir tavuk sesi duyuyorum, dışarı kaçıyorum. Eşim sesleniyor, bir şeyler için çıkıyorum. Anca işte Allah verirse inşallah olacak. Allah versin bereketini. Biz yapalım işimizi, vazifemizi. Burada roka ekmiştim. Roka gene 4-5 günde çıkıyor arkadaşlar. Rokayı saksıda da yetiştirebilirsiniz. Roka her yerde oluyor. Onu söylemek istedim. Bu rokalarım da bayağı bir oldu. Ektim. Çok güzel oldular. Orada dereotlarım. Orada tam başa maydanoz ektim. İlkbaharda çok seviyorum maydanozu. Bu mevsimde pek fazla yeşile bakıyoruz herhalde. Çok koca yaz domates biber yediğimiz için. Şimdiden sonra bakalım daha neler ekeceğiz. Gerçi bu kış sebzelerini ektik. Baklaları ektik. Bezelyeleri ektik. Kıvırcıklarımızı ektik. Mart'tan sonra domates biberler inşallah. Keyfi. Biz kahve içiyoruz. Kedi de keyif yapıyor. Oyun. Maşallah mı var kedoş? Nasıl kıskanıyorsunuz? Oros keseceğiz, oros. Yakalatmaya çalışıyorsunuz kendinizi ama hanginiz bakalım daha şanslı olacak? Hadi bakalım. Oh, 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 oh. Çok fena yakalandı. Oh. Ah, kıyamam. Bak bak bak. Çok uslu durun. Uslu durun, bak siz de bir gün gideceğiz. Anam, yerli olunca böyle çok oroz oluyor. Yerli olunca çok oroz oluyor. Ay da. Ay da kesime. Maşallah pişmiş ekmekler. Benim ekmekler tam 24 saatte hazır oldular. Ekşi maya olduğuna tam iddialıyım. Tam iddialıyım. %100 iddialıyım. İnanmayan, güvenmeyen varsa alsın tahlil yaptırsın. O kadar iddialıyım. Oh maşallah. Allah. Tüm özenenlere versin ya Rabbim. Allah kimseyi aç bırakmasın. Neyse bir fotoğraf tamam. Vardı. Anne cennette ekmek var mı? Diye soruyordu. Acı bu çocukta. Allah kimseyi açlıkta terbiye etmesin.
Evet arkadaşlar, bizim muşmulamız olmuş, dökülmüş. Keşke yiyen olsa da toplasak, iki kişi ne yiyecek? Toplamak, çamurda girmek, girdim çamurda. Özendim birkaç tane. Yok ya, çok özeniyorduk. Şimdi ben birkaç tane de labada toplayacağım. Spanağın yanına. Çok lezzetli oluyor spanakla karışık. Böyle biraz size Tekirdağ havası vereyim. Ne kadar tarlalar böyle güzel, geniş. Bizim buraların ağası meşhurdur. Çok büyük tarlalar var. Ağlar zengin. Arkadaşlar ben bu labadayı bak size göstereyim. Bu bizim Macırlı'nın meşhur labadası bu. Bunun sarmasını yaparız. Ispanak gibi yemeğini yaparız. O kadar. Başka bir şeyini de bilmeyiz. Egeliler her ottan yemek yapar ama biz o konuda biraz cahil kalıyoruz. Burada da ayvamız var. O kadar çok yaptılar ki biz kimyasal ilaç atmadığımız için tabii ki kurtlanıyorlar. Satışa zaten sunmuyoruz kurtlu diye. Ama konu komşuya da verdik. Maalesef her tarafta ayva yine. Çok olunca reçel yaptık, kompost yaptık. Bitmek bilmedi. Allah vermiş bereketini maşallah. Her taraf. Aman bu da o kadar güzel ki elma gibi ye. Elma gibi ye mübare. Ha işte bu da. Ah 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 ah. Bereket. Bereket burada yani. Şimdi arkadaşlar buradan çıkarken sütçüye gideceğiz. Süt alacağız. Tabii ki çiftçiye destek çıkmamız lazım. Bu koronalı günlerde insanların ve çok da pahalılık, yem pahalı, o pahalı, bu pahalı. İşin içinden nasıl çıkacaklar? Allah kolaylık versin. Önce de sağlık herkese. İşte sahil denizde görünüyor ama bugün böyle biraz sisli hava olduğu için deniz pek görünmüyor. Normal zamanda görünüyor. Marmara Adaları da görünüyor. Oo, Hasan efendi maşallah. Hiç odun kalmamış. Bugünlük bu kadar diyorsun. Bugünlük bu kadar. Herkese güzel günler diliyoruz. Sağlıklı, mutlu. Koronasız. Koronasız günler. Her arzu edene böyle bahçe versin Allah. Böyle çalışsınlar. Öpüyoruz.